21 yıl önce deprem riski yoktu. 21 yıl önce de deprem riski vardı. 4 yıl seçim yok, zam yok. Bunu da unutmayın diye. Şimdi deprem riski her zaman vardı arkadaşlar. İstanbul'un yapılaşması zaten 80'lerden hatta bana sorarsanız 60'lardan 50'lerden itibaren facia. Yani İstanbul'da bir mimari varmış. Kerhen ben hani eski romanlardan işte bunu yazan kitaplardan biliyorum Kerhen. Mesela ilk neşteri Adnan Menderes vuruyor. Yani böyle tarihi yerleri hatta yıktırarak. Hatta o büyük yol yaparken meşhur şey Taksimle Tepebaşı arasındaki o hani meşhur cadde başım adını hatırlamıyorum. Bayağı ev yıkılıyor orası yapılabilmesi için. Yani işte bu bildiğiniz anlamda kendi yani çok katlı apartmanlar devri o zaman başlıyor. Hani vay apartmana taşımak bir harikaymış gibi. Aslında İstanbul'u daha önce çözen çözmüş bir anlamda müstakil evlerin olması gerekiyor İstanbul'da. Ya da yatay mimari tamamıyla. Hani böyle işte dikine apartmanlar değil yatay tabii bunu da şey get dolaştırmadan ya yani biz meraklıyız ya böyle dümdüz şeyler yapmaya çirkin çirkin get dolaştırmadan aslında çözen çözmüş. Ya en basitinden şöyle düşünün Levent'te bugün hani villalar var ya o iki katlı onlar aslında memurlar için yapılmış evlermiş ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Öngörü varmış sonradan başka şeyler gelmiş. İstanbul'un taşı toprağı altın demişler demişler de demişler yani. Mevzu depremse konuttan önce tersine göçü teşvik edin. Tersine göçü teşvik etmiyor kimse ya. Ben onu da araştırdım. Yani iş yerlerinden öyle büyük rantlar var ki kimse iş yerlerine git demiyor. Yani herkes elindeki rantı kaybetmek istemiyor arkadaşlar.